أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Efendim Kanal 3 ekranlarından tüm izleyenlerimize kucaklar dolusu sevgiler, saygılar. Evet, Afyonkarahisar İl Müftülüğü olarak hazırlayıp sunduğumuz Hakikatin İçinden isimli programımızda yeniden sizlerle beraberiz. Yine çok değerli iki konuğu ağırlıyoruz bu akşamda. Yine çok önemli bir konuyu konuşacağız inşallah. Efendim konuklarımı arz ediyorum sizlere. İlk konuğumuz İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Mevlüt Çınar Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. Allah afiyet versin. Hamdolsun. Allah razı olsun. Evet, ikinci konuğumuz ise Gedikamet Paşa Camii Müezzin Kayyımı sevgili Mevlüt Kiraz Hocam bizlerle beraber. Kıymetli Hocam siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi, sizler de iyisiniz. Allah razı olsun Allah Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık bu arada. Evet efendim, yine çok önemli bir konumuz var demiştik. Konumuz ailede eşlerin hak ve sorumlulukları konusunu konuşacağız Sayın Hocam'la. Sayın Hocam, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Zariyat Suresi 49. ayet-i kerimesinde buyurur ki Estaizu billah ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun sadakallahul azim. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yarattık. Sizi eşlerden yarattık. Bu ayet-i kerime ışığında eş olmak neden önemli? Aile olmak neden önemli? Eş olmak için gerekli olan şartlar nelerdir? İnşallah bu soruyla programımıza başlayalım. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Gerçekten aile çok önemli. Son zamanda daha önemli olduğunu birlikte sosyal hayatın içinde görmekteyiz ve yaşamaktayız. Dolayısıyla ailesini ihmal eden, aileyi tarumar eden bir toplumda hayırlı bir faaliyet, hayırlı bir netice, huzur, saadet, mutluluk gibi kavramları yaşamak zor. Çünkü fertten içtimaileşmeye insan aileyle başlar. Burada da biraz önce ifade buyurduğunuz ayeti celilede Cenab-ı Hak zatının dışında var ettiği her şeyi çift çift yaratmış. Eyvallah. Yani dolayısıyla biz de çift yaratılmışız. Ailenin olgusunu ifade eden ayeti celilede Rum suresi 21. ayette de mealen Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onun ayetlerinden birisi de sizin için nefislerinizden eşler yaratmış, aranızda sevgi ve merhamet koymuştur. Düşünen bir kavim için bunlar Allah'ın ayetlerinden bir ayettir diyerek demek ki huzuru biz ancak aile olarak bulabiliriz. Ferdi bakımdan erkek her ne kadar mükemmel gösterilmeye çalışılsa da eşsiz yarımdır. Hanım her ne kadar her şeyi bilir, becerir, başarır, mükemmeldir denilse de o da yarımdır. İkimiz bir araya geldiğimiz zaman biz bir bütün oluşturuyoruz. Bu noktadan hareketle eş olmak için bizim inancımıza göre, değerlerimize göre yapmamız gereken iş nikah. Yoksa yeni tabirlerle birliktelik diyorlar. Yani böyle bir hayat bizim inanç, itikat, amel, ahlak, töre, gelenek vesaire bakımlardan, değerlerimiz bakımızdan asla uygun değil. Uygun olan nikahla birlikte farklı ailelerde doğan, büyüyen, yetişen, gelişen bir bayın, bir bayanın nikah akdi ile birlikte beraber yaşamaya, ferdiyetçilikten içtimaileşmeye doğru ilk adımın atıldığı yere biz aile diyoruz. Aile toplumun en küçük birimi. Bu birim ne kadar sağlam olursa kale gibidir. Muhafaza edilmesi gereken en önemli değerimizdir. Bu yıkıldığı zaman fertler, aileler, çocuklar, çoluklar işte Allah'ın hoşlanmadan mübah kıldığı talak vuku bulduğu zaman toplumda önce iki kişiden başlayan sonra çoluk çocuk bir araya gelip aile, o ailenin bağlarıyla baktığımız zaman birçok insanların huzursuz olduğunu görmekteyiz. Huzursuzluğu huzura çevirebilmek için sağlam nikah, sağlam itikat, sağlam ahlak, sağlam bir istikamete ihtiyacımız var. O yüzden bu noktadan hareketle aile hayatı nereden başlamıştır diye akla soru gelebilir. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam
yaratılıp cennete konulduktan sonra Cenab-ı Hak cennette Hazreti Havva ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın nikahlarını kıymıştır. Dolayısıyla yani huzurlu bir dünyada huzurlu bir aile hayatı cennet hayatıdır. Eyvallah. Çünkü aile hayatı cennette başlamıştır ve yeryüzüne intikal ettirilmiştir. Bu örneklik devam edip gelmektedir. İnanan insanlar için vazgeçilmez bir değerdir nikah. Nikahla başlayan aile hayatı. Bu noktadan hareketle nikahı da tanımlarsak, nikahta da 5 tane ana temel unsur var. Bunları hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Nikah peygamberlerin yoludur. Peygamberler izdivaç etmiştir, nesil sahibi olmuştur Allah'ın lütfuyla. Tabii nesli olmayan peygamberler de vardır ama hepsi bir aile, eş olmuşlardır, aile kurmuşlardır. Nihayetinde peygamberlerin yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. O evlenmeyi teşvik etmiştir. Yani izdivaç ve nesil yetiştirmek için şart olan o aile kurumunu Peygamberimiz desteklemiş, önümüzde örnek olmuştur. Huzurlu bir aile modeli sergilemiştir ve bizim için de tavsiyeleri vardır. Erkeğin, kadının şeref ve haysiyetidir nikah. Şerefimizi ve haysiyetimizi korumak istiyorsak sağlam nikahlı eşler olmak zorundayız. Eyvallah. Nikahsızlık, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de nikahsız ilişkilere zina denir ki böyle bir hayatı ve böyle bir yaşantıyı Allah-u Teala ve dinimiz tasvip etmiyor. Dolayısıyla demek ki kadın ve erkek için şeref ve ebedi namus ve iffetin kalesidir. Yani bir kale, bir eskiden savunmada kale çok önemli. Neslin muhafazası, malın muhafazası, canın evet. muhafazası, İslam'da Mesali Mürsele denilen o 5 değerin muhafazası, eşle, aileyle daha kolay, daha güzel hale geliyor. Demek ki iffetimizi koruyabilmek, namusumuzu koruyabilmek, sağlıklı, sıhhatli neslin gelişimine sebep olabilmek için nikah oldukça önemli. Diğer bir husus da, insanın diğer varlıklardan imtiyazıdır. Ayrıldığı noktadır. Evet. Yani işte farklı mahlukların da eşleştiğini görebiliyoruz ama onlarda nikah yoktur. Yok. Nikah inanan ve ben insanım diyen her fert için Allah'ın emri, peygamberin sünneti, bizim iffetimiz, edebimiz, namusumuz, kalemiz, muhafaza merkezimizdir. Dolayısıyla nikahsız bir hayatın neticesi asla sıhhatli ve sağlıklı değildir. Evet. Bu noktadan hareketle işte şu anda çevremize baktığımız zaman, dünyayı şöyle bir göz önünde bulunup değerlendirdiğimiz zaman, ailelerin yıkıldığı noktalarda bizim için erkeğin ve kadının hem yaşaması hem yaşatması gereken güzel değerlerin terk edildiğini görüyoruz. Mesela aileyi yıkan 3 tane temel sebep var. Bunlardan bir tanesi ahlaksızlık. Yani ahlak insanı insan yapan en öz değer. Dolayısıyla ahlaktan uzaklaşan bir noktada insanlıktan uzaklaşır. Çünkü fıtratımız gereği Allah insanı sorumlu kılmıştır. Sorumluluklarını da bir dinle, bir peygamberle bildirmiştir. Dolayısıyla bu sorumluluklar çerçevesi içerisinde yaşadığımız sürece ahsen-i takvim, güzel bir insan olarak hayatımızı devam ettireceğiz. Bunun zıttı yaşayışımız ise esfele safili. Yani böyle. Evet, aşağıların aşağısı bir noktada bulunuyoruz. Demek ki ahlaklılık nikahın, ailenin bekası, ahlaksızlık ise nikahın ve ailenin ifsadı anlamına geliyor. İkinci şey, sebep ihmal. Yani aile birbiriyle çok iletişimi kuvvetli olmalı. İhmal etmemeli. Her türlü iş ve işlemler istişare edilmeli. Birlikte kararlar verilmeli. Yapılması gerekenler omuz verilip, güç verilip yapılmalı. Yapılmaması gerekenden de şiddetle, hiddetle kaçınılmalı. İlerleyen bölümde de inşallah ayetlerle bunu değineceğiz. Bir üçüncü sebep de muhabbetsizlik. Yani varlığın mayası muhabbet. Kesinlikle. Yani
Muhabbet varsa hayat vardır. Muhabbet yoksa ızdırap vardır. Sıkıntı vardır. Öyleyse hani Peygamber Efendimiz için bir şair iki mısra da şöyle der. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, muhabbetsiz Muhammed'den ne hasıl? Eyvallah. Yani hani alemin yaratılması hususunda da sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diyerek Peygamberimize olan Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini ifade eden bir güzel cümle var. Eyvallah. İşte varlık muhabbet üzerine bina edilmiştir. Muhabbetin zıttı nefrettir, sevgisizliktir, ilgisizliktir, ahlaksızlıktır. Dolayısıyla bunlar tezahür ettiği zaman da aile kendiliğinden gider var. Bizim için elhamdülillah biz Müslümanız. İslam'da bu güzel aile birlikteliklerinde iki değer ortaya konulur. Birisi saliha kadın, birisi de salih eş. Salih ve saliha. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saliha kadını tanımlarken şöyle buyuruyor. Kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir. Evet. Onun meşru isteklerini yerine getirir. Onun malını ve namusunu korur. Allah'ın lütfettiği evlatlarını da terbiye eder. Eyvallah. İşte şimdi dağılan ailelerde baktığımız zaman buradaki sorumlulukların ihmalini görüyoruz. Öyleyse biz ihmal etmeyeceğiz, ihya edeceğiz. Evet. Bu noktada kendimize çeki düzen vereceğiz. Acaba biz karşılıklı iki eş olarak birbirimizin yüzüne baktığımız zaman gerçekten gönlümüzdeki muhabbet, sevgi, gönül sıcaklığı var mı, yok mu, artıyor mu, eksiliyor mu? Bunları soracağız. Aynı zamanda eşimiz bizim meşru isteklerimiz karşısında bay bayan fark etmez. İstekler karşılıklıdır. Meşru istekler karşısında öteleme mi yapıyoruz, ihmal mi ediyoruz, yarına mı bırakıyoruz? Yoksa eşimin benden istediğini ben yerine getirmeliyim. Çünkü benim için Allah'tan sonra itaat etmem gereken varlık bir bayan için eşi. Evet. Yani salih eş. Yani dolayısıyla bu noktada benim gücüm nedir, gayretim nedir, niyetim nedir, faaliyetim nedir bakmamız gerekiyor. Ve Allah anneye mürebbilik görevi vermiş, terbiye edicilik görevi vermiş. Dünyaya gelmesine sebep olduğu evladı işte göğsündeki sütle başlayan, ninnilerle devam eden, ilgilerle gelişen, büyüyen bir terbiye metodu var. Önce anne, onu tamamlayıcısı da baba. Babanın kontrolünde, ailenin birlikte olmaya Allah huzurunda verdikleri nikahla birlikte sözleri istikametinde, çerçevesinde nesil yetiştirmek. Milli manevi değerlere sahip, efendim büyüğünü küçüğünü bilen, onlara karşı sevgisini, saygısını, vatanına, milletine hadim olan, yani böyle bir neslin ilk nüveleri, ilk oluşumları, ilk terbiyeleri orada başlıyor. Dolayısıyla eşler bu konuda da elbette faaliyetlerini sık sık denetlemeli. O bana, ben ona atmamalıyım. Evet. Yani bazen babası yapsın, bazen annesi yapsın gibi ihmalkarlıklarda oluşan boşlukları gençler, yani evlatlarımız fırsat olarak addedip nefsani yönden veya farklı duygularla çarçur edebiliyorlar. Dolayısıyla biz inşallah eşler arasındaki muhabbeti, merhameti, güveni, saygıyı, sabrı, sırrı, gayeyi, her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız. Hanımların görevlerinden söz etmek istersek ilk önce şunu söyleyebilirim. Birinci görevleri Allah'a kulluk. Eyvallah. Yani kul olmayandan efendi olmaz. Biz Rabbimize kul olacağız. Sorumlu olduklarımıza karşı da efendi olacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden mesulsunuz diyor. Eşi hanımına ve çocuklarına karşı çoban olarak nitelendiriyor. Hanımını eşine karşı ve çocuklarına karşı çoban olarak nitelendiriyor. Buradaki hadis-i şerifteki çobanlık ifadesi çok enteresan. Çobanda iki özellik olur hocam. Birisi saflık, temizlik. Evet. İkincisi de merhamet. Yani güttüğü sürüye karşı çoban merhametlidir.
saftır, temizdir, kötü niyet taşımaz. Öyleyse aile içerisinde bize emanet edilen bir baba için eş ve çocuklar, bir anne için eş ve çocuklar çok kıymetli emanetlerdir. Onlara karşı merhametli, şefkatli, güven içerisinde ilgili, alakalı. Birinci husus bu. Allah'a kul olacağız. Evet. İkinci husus da eşi ve aile fertlerine karşı mesut ve bahtiyarlığın yollarını arayacağız. Ben ve eşim, ben ve çocuklarım nasıl mutlu olur? Yani bunu yapacak ilk etaptaki kişi de hanımdır. Kesinlikle. Hani derler ya, yuvayı kuran dişi kuştur. Kesinlikle. Yani babanın gönül damarını bulacak, gönlüne girecek. Evlatlarına zaten gönlü akar. Yani o bir annedir. Çocukların anneye karşı ilgisi, alakası farklıdır. Dolayısıyla o fıtrat kanallarını iyi kullanacağız ve neticede mutlu, mesut bir aile olarak yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Yani saymak evet. istediğimizde çok enteresan şeyler var. Mesela evin içindeyken kendini itina göstermeli, eşine saadet ve huzur tevzi etmeli, eşi evine özlem duymalı. Yani beyi dışarıda çalışırken gerçekten evine doğru koşarak gitmeli. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz kişinin evi cennetidir diyor. Ama bu nasıl olur? Evde eğer gerçekten hanım bizi gülerek karşılıyorsa, ilgiyle karşılıyorsa, dua ederek uğurluyorsa, evet. saliha eş dediğimiz yani çoluğumuzla çocuğumuzla muhabbetimiz varsa, işte o noktada gerçekten insan evini de özler, eşini de özler, çoluğuyla çocuğuyla da ilgisini, alakasını arttırır, ziyadeleştirir. Muhabbetli bir aileden de güzel nesiller çıkar, güzel ortamlar oluşur. Ve kesinlikle evet. Eskilerde zaten genç yaşta, yani buluğa erdikten sonra hemen evlendirme olurmuş dedelerimiz ve nenelerimiz zamanında. Sorulduğu zaman dediler ki birbirlerinde gözünü açsın. Evet. Yani başkasını görmesin, gözleri birbirinde açılsın. Ve birbirlerine çok sadakatle bağlı oluyorlar, dediğiniz gibi bir elmanın iki yarısı gibi bütünleşiyorlar. Bunları da konuşacağız ama Sayın Hocam, birinci bölümü burada noktaladık inşallah, ama ikinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Hakikatin İçinden isimli programımızın birinci bölümü burada noktalanıyor. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bizi izlemeye devam edin. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım senden gayri gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Senden gayri gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, sensin ismi sensin
Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü olarak hazırlayıp sunduğumuz Hakikatin İçinden isimli programımızın ikinci bölümüne Mevlüt Kiraz Hocam'ın güzel bir ilahisiyle başladık. Efendim ailede eşlerin hak ve sorumlulukları konusunu konuşuyorduk. Mevlüt Çınar Hocamız konuğumuz idi. Aileden bahsettik. Kadının erkeğe vazifelerinden bahsettik birinci bölümde. Yine ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik. Sayın Hocam, kadının eşine karşı sorumluluklarını konuşuyorduk. Dinen bir kadın kocasına karşı sorumlulukları mevzunu biraz daha açacak olursak, ta en başından başlayacak olursak, hatta gelin olmasından itibaren neler söylersiniz? Şimdi kadın evin kurucusu, evet, imar edicisi, ihya edicisi, olmazsa olmaz ögesi, yani ana taşlardan bir tanesi. Dolayısıyla kadın ne kadar yukarıda yapmış olduğumuz saliha kadın tanımına uygun ise, uygun hareket ederse, hem eşi mutlu, hem çocukları mutlu, hem de komşusu, cemiyet mutlu. Bundan ne kadar uzaklaşırsak işte o kadar da sıkıntılar, meşakkatler, elemler, kederler bizimle beraber oluyor. Bu noktadan hareketle, yani gelişimiz ve gidişimiz, aslında haneyi kuruşumuz ve haneden ebedi ayrılışımız bize bir mesaj vermekte değerli hocam. Evimize gelin beyaz gelinlikle geliyor, lekesiz geliyor. İşte o lekesizliği ömür boyu koruyacak ve yine lekesiz kefenle ahiret yolculuğuna gidecek. Çünkü aile hayatının dünya ve ahirette beraber olma niyeti ve faaliyeti vardır. Biz birbirimize kol kola gireceğiz, ebedi aleme birbirimizi taşıyacağız. Yani kullukta, cemiyete hizmette, aile hayatını yaşamakta hep birbirimize destek olacağız. Tabiri caizse iki el gibi. Birisi kirlendi mi diğeri nasıl yıkıyorsa, hadis-i şerifte de var Peygamber Efendimiz. Birbirini yıkayan iki el gibi olacağız. Bazen kusurlu davranış benden zuhur edecek, eşim örtecek. Bazen ondan zuhur edecek, ben örteceğim. Ama hani güle demişler ki, neden böyle güzel kokuyorsun, güzel cemalin var demişler. Görüyorsun, topraktan boynumun buraya kadar diken var. Bu dikenlere tahammül ediyorum. O güzel raiha da, güzel cemal de ondan kaynaklanıyor. Sabırdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla aile hayatında 5 temel ögeden bahsetmek isterim hocam. Bu kadın ve erkeği karşılıklı ilgilendiriyor. Evet. Ben buna 5 S formülü diyorum. 1. Sevgide beraber olacaklar. Onlar ortak sevgi. Allah'ı birlikte sevecekler. Peygamberi birlikte sevecekler. Dinini, imanını, vatanını, milletini birlikte sevecekler. Yani değer ifade eden, inancımızın ortaya koyduğu tüm kıymetleri birlikte sevecekler.
Birbirlerini de sevecekler. Birbirlerinden meydana gelen çocukları da sevecekler. Bu sevgi bazen enişine, bazen yukarı akacak yani. Önce fani sevgilerle baki sevgiye doğru gideceğiz. Mevla'ya evet. doğru gidecek. Dolayısıyla sevgisiz olmaz diye zaten sözlerimize başlamıştık. İkincisi de saygı. Saygı dediğimiz şey işte bugün konuştuğumuz konular. Yani Peygamber Efendimiz veda hutbesinde buyuruyorlar ya, kadının erkek üzerinde, erkeğin de kadın üzerlerinde hakları vardır. Bu haklarımızı çok iyi bileceğiz, yerinde kullanacağız. Yani Allah'ın verdiği erkeğe haklar var, kadına verdiği haklar var. Bu hakları biz oradan, yani pınarın başından sağlam berrak su içer gibi sağlam kaynaklardan alacağız. Yani bunu zaman zaman işte ekonomik baskı, sosyal baskı, nüfus baskısı, töre baskısı vesaire baskılarla bozuyorlar. Evin reisinin bir kere erkek olduğu herkes tarafından bilinecek. Er-ricalu gavvamun alennisa diyor Allah-u Teala. Evet. Öyle mi? Yani zaten eve hakimiyetle başlayan şeyler huzursuzluğa sebep oluyor. Önce hanım bilecek ki benim bir beyim var, nikahla başlayan bir beyim var. Ben bunu sevmem ve ona itaat etmek zorundayım diyecek. Ve beyini hiçbir zaman alçaltıcı, telef edici bir noktaya getirmeyecek. Hatta evlatlarının arasında dahi babayı iki numaraya düşürmeyecek. Baba bir ailede hep bir numara olacak. Evet. Onun hemen peşinde aile anne olacak. Onun peşinde yavrular olacak, çocuklar olacak. Dolayısıyla saygı dediğimiz şey de karşılıklı hukukumuz. Benim hakkım hukukum var. Eşimin de hakkı hukuku var. Onları yerinde, zamanında dengeli bir şekilde kullanmak. Yoksa saygısızlığın ilk başlama noktası değerli hocam, fakire göre hitaptır. Ben 40 yıllık evliyim. Daha eşim bana Mevlüt diye hitap etmemiştir. Ya Mevlüt Hoca demiştir. Ya beyim demiştir. Yani asla. Peygamberimizin de böyle bir hadisi olduğunu biliyorum. Yani eşler birbirlerine yani ismen hitap etmemeli. Mutlaka güzel bir ifade. Hoca efendi dese daha onurlu, daha gurur. Hanımefendi desek, değil mi? Eşimizin ismiyle Ayşe Hanım, Zeynep Hanım, Fatma Hanım, Hatice Hanım neyse. Evet. Yani onlarla bu hitaplar Kur'an-ı Kerim'de aile ilişkilerinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatında evlat demiyor, oğulcuğum diyor, yavrucuğum diyor. Yani işte saygısızlık öyle başlıyor. Ve ondan sonra tahakküm bu evin şeyi benim diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice, pardon Hazreti Fatıma annemiz de Hazreti Ali Efendimiz'i evlendirirken kızına diyor ki çeşmeden su getirmek, hamurlu yoğurmak, ekmek etmek, sofraya atmak, ikram etmek senin işin diyor. Ey Ali senin işin de dış işleri diyor. Yani şimdi erkeğin görevlerine baktığımız zaman mesken, giydirme, yedirme, sağlık, eğitim, ibadet vesaire gibi bir sürü neleri var? Sorumlulukları var. Evet. O zaman benim sorumluluğuma o girerse, onun sorumluluğuna ben girersem işte elektriklenmeler başlıyor, dirsek göstermeler başlıyor. Bu evi sen mi idare edeceksin, ben mi idare edeceğim? Şeyleri başlıyor. İşte yani denge, saygısız ifadeler ve tavırlar, davranışlar neticede aileyi huzursuz etmeye başlıyor. Güç mücadelesi. Evet, güç mücadelesi. Şimdi işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma validemize şöyle diyor. Kızım sen Ali için cariye olursan Ali senin için köle olur. Evet. Bir ölçüdür bu. Kesinlikle. Yani sen ona teslim olursan o da sana hizmet eder. Evet. Yani bu iş öyle. Dolayısıyla şimdi ama öyle gelmiyor. Evi ben idare edeceğim evet, diyor. Benim sözüm yani, geçecek. Yani stratejide yanlışlık yaparsan eğer bana danışabilirsin diyor. Evet. Birileri. Oraya da Ali ile Veli ile danışılıyor. Sonra bir bakıyorsun bilgi eksikliği, efendim strateji yanlışlığı ailenin yıkımına kadar gidebiliyor. Evet. Demek ki sevgi. İkincisi saygı. Üçüncüsü salah. Salah dediğimiz itikatta, amelde, ahlakta bir ortaklık. İmanda ortaklık. Yani kısacası zıt olan kişiler bakıyorsun zaman sonra ne ona teslim oluyor ne ona teslim oluyor. Senin dediğin senin, benim dediğim
benim gibi salahta ortaklık olmayınca yıkıma kadar varan bir durum. Sonra sır, değerli hocam, çok önemli. Evet. Yani en önemli konulardan bir tanesi mahremiyet. Nikahla başlayan, besmelesi çekilen ailenin kendi içerisinde olumlu olumsuz birçok hadisat zuhur edecektir. Yaşanacak. Evet. Ama bunlar hemen dışarı fahiş edilmeyecek. Yatak odasına varana kadar yapılan faaliyetleri dışarı aktaran bir eş, o ailenin yıkımına en büyük sebep olan kişidir. Dolayısıyla sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Yani ailenin penceresi yabana açılmıştır. Dışarıdan her şey gelebilir. Taş gelebilir, yağmur gelebilir, fırtına gelebilir. Felaketler oradan, felaket rüzgarları esebilir. Nihayet bu da öyle oluyor. Kendi içlerinde olumsuz. Çünkü hayat düzüne gitmiyor. Enişi var, yokuşu var, darı var, genişi var. Mutluluğu var, mutsuzluğu var. Bir sürü sıkıntıları var. İşte sır dediğimiz hadise çok önemli. Arı bile balını yaparken önce peteğinin kovanın dışını sırlıyor. Sonra içinde kendi evet. ölçüne, kendine vahyedilen doğrultuda ne yapıyor? Ürün üretmeye başlıyor. Hiç kimse görmüyor balın nasıl olduğunu arı tarafından. Kesinlikle. Ama biz evet. olmuş, ortaya konmuş, alın yeng dediği andan itibaren resmini çekiyoruz. Aa, altı gelmiş, içi balmış, şuymuş, buymuş diyoruz ama arı faaliyetini, ailede de öyle. Ailede bazen mezara gidecek sırlar vardır. Evet. Yani bu asla şey yapmayacak. Dolayısıyla sonuç itibariyle de ailenin karşılaştığı her durumda sabır çok önemli. Mutluluğa da sabredeceğiz. Mutluluğa sabredilir mi? Edilecek. Aşırıya kaçmayacaksın evet. yani. Mutsuzluğa da sabredeceksin. Eleme, kedere, yarın çoluk çocuk olacak, ölecek, kalacak, yani üzecek bir sürü hayatı beraber yaşayacağız. O yüzden yani iyi günde ve kötü günde beraber evet. olma. Bir de Sayın Hocam, sanki birileri tarafından kışkırtılma var değil mi? Şu anda ailelere bir şeyler zarar vermek istiyor. Türk aile yapısına özellikle. Televizyonda bilinçli olarak bir takım programlar, insanlar etkileniyorlar bundan. Evet. İster istemez. Sürekli kötü örnekler seyredilerek bilinçaltına işlenmesi mevzu. Mesela eskiden gelin olurken beyaz gelinliği giydikten sonra bir mezarlığın etrafı falan dolaştırırlardı evet. mesela. Değil mi? Çok güzel bizim çok adetlerimiz güzel vardı. İşte kına yakılırdı, kocasına kurban olsun falan. Ama koca da şimdi erkeğin de eşine karşı sorumluluklarını işleyeceğiz ama adaletli bir erkek, evet. kavvam olan bir erkek sıfatı. Hani sanki böyle birilerinin oyuna gelip de bugün Türkiye'deki birçok yuvanın yıkılmasına sebep televizyon ekranlarından bilinçsiz birilerinin eşleri birbirine kışkırtması. Evet. Efendim niye susuyorsunuz, alttan almayın falan değil. Kadın da erkek de alttan alacak. Bu kutsal bir müessesedir. Bunun devamı için, idamı için değil mi? Bunlar evet. olmak zorundalar. Olmazsa olmazlarımız değil mi? Bu konuda evet. neler söylersiniz Sayın Şimdi, Hocam? Şimdi değerli bir büyüğümüzün bir sözü çok hoşuma gider. Her yerde de kullanmak isterim. Aileye, ailede evine girerken aklını kapının dışında bırak. Eyvallah. Ticarethaneye girerken de hissiyatını dışarıda bırak. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki yani aileye girdiğin zaman çocuğunla çocuk olacaksın, eşinle eş olacaksın. Muhabbeti geliştirici bir hayat yaşayacaksın. Kapıyı kapattıktan sonra içeride bu güzellikleri sergileyeceğiz. Bu akıl ölçülerine göre olmaz. Evet. Gönül ölçülerine göre olur. Tamam, muhabbet dediğimiz temel unsur var ya, onu biz sergileyeceğiz yani. Evet. Ama biz oraya gelir işte böyle otoriter gibi konuşur, oturur bilmem şunu yap, bunu yap, bunu yapma, bunu yap. Böyle bir aile birbiriyle sıcak ilişki kuramaz. Bakarsın kadın kaçmaya başlar, sonra çoluk kaçmaya başlar. Sonra evde eğer bunu tersine düşünürsek, kadın böyle bir durum sergilerse erkek eve gelmemeye başlar. Sonra zanlar başlar. Niye eve gelmiyorsun, niye şuraya gitmiyorsun, şöyle yapmıyorsun. Çünkü İnsanı ne kendine çeker hocam? Sevgi. Sevgi varsa mesela ben mesaiden sonra başka yere takılmadan evime gitmek istiyorum. Niye? Ailemde bir huzur buluyorum. Yani cennet ortamı yaşıyorum tabiri caizse. Gözümü koruyorum, kulağımı koruyorum, gönlümü koruyorum, hayatımı koruyorum. Çünkü biz
bu yolculuğa dünyada başlıyoruz ama ahirette de mesela hesaba çekileceğimiz zaman yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve ben, herkes herkesten kaçacak. Kaçmanın sebebi ne olur hocam? Yani birlikte hesaba çekilirken ben Hasan hocama karşı kusurlu davranışlarım varsa Hasan hocamla yüz yüze gelmek istemem. Ailede de hanım bana hileli hayat yaşıyorsa, sergiliyorsa benimle yüzleşmek istemez. Ben hileli bir hayat yaşıyorsam onunla yüzleşmek istemem. Çoluk çocuk öyle hakeza. Neticede demek ki kaçmadan kol kola dedim ya. Evet. Nikahla kol kola girdiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın cemaline kadar yolculuğumuz huzurlu, mutlu, saadetli bir şekilde devam etmenin gayreti içerisindeyiz. Şimdi o programlara gelince değerli hocam. Bizde dünyada kadının kıymeti yokken kadına kıymet veren dinimiz İslam. Öyle mi? Sizin en hayırlınız ehline en iyi davrananızdır demiyor mu Peygamber? Kesinlikle. Artı cennet anaların ayağının altında diyor. Yani demek ki ayağına kurban olacak eşler olacak. Babaya da itaat ve saygı, eşe hürmet ve saygı elbette Allah'ın emri o da olacak. Öyleyse burada yani sen ben kavgasından daha ziyade ailede sen ben olmayacak, biz olacak. Yani bizim aile. Bu kavram çok önemli. Evet. Dolayısıyla onun güzellikleri benim yüz akım, benim güzelliklerim onun yüz akı. Dolayısıyla bu böylece devam edecek. Bakıyorsun fedakar, cefakar, gerçekten her şeyle teslim olmuş Hazreti Hatice annemiz. Allah gani gani rahmet eylesin, amin, şefaatine erdirsin inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz onun anlayışı, teslimiyeti, sabrı ve fedakarlığından dolayı bir ömür hayırla yad etmiş. Yani bir olayla karşılaştığı, Hazreti Hatice annemizle birlikte yaşadığı bir olaya benzediği an eşim Hatice de diyerek söze başlayıp fedakarlığını, teslimiyetini, her şeyin sabrını orada göstermiş. Evet. İşte eşler arasında bu. Bakıyorsun şimdi malını ona teslim etti. Allah yolunda harcayabilirsin ya Muhammed dedi ve öyle yaptı. Bizde bir hikaye anlatırlar yani hocam. İşte gelin giderken annesi bir geline bir tavuk tutuvermiş. Her gün sofraya yumurta yapıldığında bu annemin yumurtası. Annemin tavuğunun yumurtası dermiş. Yani böyle değerlerimizi, mallarımızı birlikte harcayacağımız şeyleri başa kakıcı noktada şey yaparsak, sözlü, fiili tavırlarla sergilemeye kalkarsak huzur ortamı bozulur. Sonunda erkek damat gitmiş, tavuğu kesmiş. Yine aynı söz gelince tavuk gitti demiş yani. Bu bizim ailenin tavuğu. Yani böyle şimdi bizim için ailenin bütünlüğü içerisindeki güzellikler önemli. Yoksa benim eşimin güzelliğiyle ben onur duyabilirim. Ama bir bütünlük arz etmez o. Şimdi bölüyorlar, böl parçalıyor. Şuna itaat et, şuna itaat etme. Şunu yap, şunu yapmama gibi. Bizim işte muhkem aile yapımızı sarsıyorlar. Evet. Bu noktada gençlerimiz uyanık olmalı, bizler uyanık olmalıyız. Herkese nasihat ederken güzellikler söylemeliyiz. Güzelliklerle söylemeliyiz. Evet. Erkeğin eşine karşı vazifelerine de değinsek sayın hocam. Müslüman bir erkek eşine karşı nasıl davranmalı? Son dakikalarımıza girdik. 4 dakikamız var sayın hocam inşallah. Çok hızlı özetleyelim inşallah. Salih eş ailenin geçimi, terbiyesi, muhafazası, muhafaza edilip gözetilmesi ve benzeri vazifeleri en güzel şekilde tecrübesiyle, bilgisiyle, uyanıklığıyla, ferasetiyle yerine getirmeli. Salih bir eş, erkek yani. Böyle hissi davranmamalı, yanlış kararlar vermemeli, istişarelerini eşiyle birlikte yapıp en doğru yöne doğru adım atmalı. Dolayısıyla erkeğin kadınına, eşine karşı ve çocuklarına karşı ana 4 tane temel görev var. 1 barındırma temeli var. 2 giydirme temeli var. 3 besleme temeli var. 4 onların terbiyesiyle de anne kadar sorumluluğu var. Dolayısıyla bu noktalarda eş mutlaka eşini huzur içerisinde barındırabilecek bir meskeni. Aynı zamanda helalinden gıda temini, evet, helalinden giydirme ve çocukları da milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda terbiye etme. Bunu tabii
Allah-u Teala Tahrim Suresi 6. ayette, ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden ehlinizi koruyunuz. Evet, bu görev erkeği. Bu bir görev. Bu görev erkeğe verilmiş bir görevdir. Eyvallah. Öyleyse imani zafiyetlere karşı uyanık olacağız. Ameli noktalardaki gayretimiz ziyade olacak. Ahlaki noktalarda işte biraz önce dediğimiz gibi Allah'ı memnun eden, Resulullah'ı hoşnut eden, aile bütünlüğümüzü ve bekamızı temin eden, vatanımıza, milletimize karşı da sorumluluğumuzu yerine getirebilecek değerler doğrultusunda hem nefsimizi hem de neslimizi terbiye etmek durumundayız. Eş noktasında, terbiye noktasında tabii çok söz söylenebilir. Vaktimiz kısa dediniz hocam. Bir anekdot lütfen bir hikaye anlatayım. Buyurun sayın hocam. 1987'de ben Ordu Merkez İmam Hatip'te göreve başlamıştım. Orada oğluyla birlikte mesai arkadaşlığımızı yaptığımız dört eşli Salim Hafız diye birisi vardı. 24 tane de çocuğu vardı. Maşallah. Yani ama çok gün görmüş, böyle tecrübelerini bizlere aktarırdı. Bir gün kendi evinde hem hasbihal ederken şunu söylemiştin. Dünyanın tadı, tuzu, lezzeti, her şeyi üç şeyde gizli o. Gençler, biz o zaman gençtik yani. İşte bu üç şey bir arada olumlu olursa güzel, olumsuz olursa çok çirkin. Nedir o hocam dediğimizde şöyle derdin. Eve gelince gülerse avrat. Değil mi? Gel deyince gelirse evlat. Dah deyince yürürse at. Neyin yiyeceksin düğün evini? Gir oyna, çık oyna. Eyvallah. Ama eve gelince surat asarsa avrat. Gel deyince gelmezse evlat. Dah deyince de yürümezse at. Neyin yiyeceksin cenaze evini? Gir ağla, çık ağla. Eyvallah. Yani ailenin çok huzuru güzel. Bu kıssada kendisini ifade etmektedir. Rabbim hepimize aile huzuru versin. Amin. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Keyifle dinledik. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki geldiniz. Konuğumuz oldunuz. Allah razı olsun yine sizinle bir başka programda İnşallah. Tekrar sizlerle beraber olmayı yine yürekten arzu ediyoruz. Ama bize ayrılan sürede burada noktalandı kıymetli hocam. Evet sevgili seyircilerimiz burada Bir Hakikatin İçinden isimli programını daha noktalayacağız. İnşallah bir başka hafta yine çok önemli konuklarımız ve çok değerli konularla huzurlarınızda olabilmeyi arzu ediyoruz. Efendim en güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.